Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Permütasyon'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14. soruda kalmıştık. A şehrinden C şehrine giderken B şeridine geçmek gerekmektedir. A'dan B'ye 2 farklı yol, B'den C'ye 3 farklı yol vardır. Buna göre A'dan C'ye gitmek isteyen biri kaç farklı şekilde gidebilir? Yani diyor ki A'dan C'ye giderken B'den geçmek gerekiyormuş. A'dan B'ye 2 farklı yol var. B'den C'ye 1, 2, 3 farklı yol var. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilebilir? Şimdi burada dikkat etmem gereken A'dan B'ye gideceğim. B'den de C'ye gideceğim. Burada bir yol. Buradan da bir yol seçeceğim. Yani iki farklı nesneyi aynı anda seçeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla burada çarpma var. Burada kaç yol var? 2. Burada 3. O zaman 2 çarpı 3. Sonucumuz 6. Anlaşıldı mı? Hocam bunun mantığı nedir? Mantığını hemen anlatıyorum. izle. Diyelim ki sen bu yolu seçtin. O zaman ya bu yolu seçeceksin ya bu yolu seçeceksin ya da bu yolu seçeceksin. Yani 3 farklı seçenek hakkın var. Diyelim ki sen bu yolu seçtin. O zaman ya buradan gideceksin ya buradan gideceksin ya burada. Bunun için de 3. 3-3 daha 6. Anlaşıldı mı? Var mı bir sıkıntı? Hayır. Devam ediyoruz. A şeridinde C şeridine giderken B geçmek gerekmektedir. A'dan B'ye 4 farklı yol, B'den C'ye 6 farklı yol var. Buna göre A'dan C'ye kaçmak şekilde gidebilir? A'dan C'ye gitmek istiyoruz. B'den geçmek gerekmekteymiş. Tamam çok güzel. Ondan sonra demiş ki A'dan B'ye 4 farklı yol var. 1, 2, 3, 4. B'den C'ye 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı yol varmış. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidip dönülebilir. Ve 4 burada da 6 yol mu var? O zaman gidecekmişiz bir de geri gelecekmişiz. Arkadaşlar size ne demiştim? Bakın permütasyon kombinasyon olasılıkta en önemli şeylerden bir tanesi şudur. Bir göreve başlıyorsanız görev bitene kadar kesinlikle çarparak gidiyoruz. Tekrar ediyorum bu çok önemli. Eğer bir göreve başlıyorsak görev bitene kadar çarparak gidiyoruz kardeşim çarpıyoruz. Şimdi ne yapacakmışım? Gidip dönecekmişim. A'dan B'ye gideceğim. Kaç farklı şekilde gidebilirim? 4 farklı şekilde. Sonra B'den C'ye gideceğim. Kaç farklı şekilde gidebilirim? 6 farklı şekilde. Sonra C'den B'ye geri döneceğim. Kaç farklı şekilde dönebilirim? 6 farklı şekilde. B'den A'ya geri döneceğim. Kaç farklı şekilde döneceğim? 4 farklı şekilde. Anlaşıldı mı? Göreve başladım. Görev bitene kadar çarparak gittim. Yani ne yaptım? A'dan C'ye gidip gelecekmişim. B'den geçmek gerekmekteymiş. Öyle diyor. A'dan B'ye gittim. B'den C'ye gittim. C'den B'ye geri döndüm. B'de A'ya geri döndüm. A'dan B'ye 4. B'den C'ye 6. C'den B'ye 6. B'den A'ya 4. bir tane kadar çarpıyorum. Çarpım bunları. 4 kere 6 24. 4 kere 6 24. 24 çarpı 24. Kaç eder? Biraz düşünüyorum. Benim zorladığım 576 mıydı? 576. Sonuç önemli değil. Bizim için mantığını kavramak önemlidir. Devam ediyoruz arkadaşlar. 16. sorudayız. A şerinden C şerine giderken B'den geçmek yine gerekmektedir. A'dan B'ye 3 farklı yol, B'den C'ye 5 farklı yol var. Buna göre A'dan C'ye gidilen yolların hiçbirini dönüşte kullanmamak şartıyla kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir? Eee o zaman A'dan C'ye gidecekmişiz, B'den geçmek gerekiyormuş. Ondan sonra ne demiş bize? A'dan B'ye 3 farklı yol var. 1, 2, 3 farklı. B'den C'ye 5 farklı yol var. 1, 2, 3, 4, 5. Harikayız. Benim görevim ne kardeşim? Benim görevim gidip dönmek. B'den geçmek zorunludur. Yani A'dan C'ye gidip geri geleceğim. A'dan B'ye gideceğim. B'den C'ye gideceğim. C'den B'ye geri döneceğim. B'den A'ya geri döneceğim. Dolayısıyla göreve başlayacağım. Görev bitene kadar kesinlikle çarparak gidiyorum. Harikasın. Burada 3 yol var. Burada 5 yol var. O zaman başlayalım. A'dan B'ye gittim. Şu rengi değiştiriyorum hemen. Şu rengi değiştiriyorum. A'dan B'ye kaç parça şekilde gidebilirim? 3. B'den C'ye kaç parça şekilde gidebilirim? 5. Görevim bitti mi? Bitmedi. Çünkü bana diyor ki dön. Dön kardeşim ben buradayım. Seni bekliyorum. Hasretle bekliyorum. Bak A'dan B'ye kaç parça şekilde gidebilirim? 3. B'den C'ye 5. Şimdi C'den B'ye kaç parça şekilde dönebilirim? He. Gidilen yolların hiçbirini dönüşte kullanmamak şartıyla. Anlaşıldı mı? Şimdi A'dan B'ye giderken 3 farklı şekilde gidebilirim ama bir tane yolu kullanmış oldum artık. Dönüşte o yolu, o gittiğim yolu artık kullanamam. B'den C'ye giderken bir tane yolu, herhangi bir yolu, örneğin bunu kullandım. Artık dönüşte o B'den C'ye gittiğim yolu bir daha dönüşte kullanmayacakmışım. Öyle diyor. O zaman C'den B'ye geriye kaç farklı şekilde gelebilirim? Geriye 5 yol vardı. Bir tanesini gidişte kullanmıştım. 4 farklı şekilde dönebilirim. B'den A'ya kaç farklı şekilde dönebilirim? 2 farklı şekilde dönebilirim. Hocam anlamadım. İzle. Adam B'ye kaç farklı şekilde gidebilirim? 3 farklı şekilde gidebilirim. Doğru mu? Görevim ne? A'dan B'ye gitmek, B'den C'ye gitmek, C'den B'ye geri geleceğim, B'den A'ya geri döneceğim. Hocam A'dan C'ye doğrudan gidemeyiz miyiz? Hayır. Diyor ki A'dan C'ye giderken B'den geçmek gerekmektedir diyor. Anlaşıldı mı? O yüzden başla, başlıyoruz. A'dan B'ye 3 farklı şekilde gidebilirim. Bir tane yolu kullanacağım için bir tanesini artık dönüşte kullanmayacağım. Örneğin bunu kullandım diyelim. B'den C'ye kaç farklı şekilde gidebilirim? 5 farklı şekilde gidebilirim. Bir tanesini dön, gidişte kullanacağım için örneğin bunu ya da bunu fark etmez. Bir tanesini seç. Onu kullan. Kullandık. Dönüşte artık bunu kullanmayacağız. Şimdi C'den B'ye geri geliyorum. Kaç farklı yol kaldı? 1, 2, 3, 4 farklı şekilde dönebilirim. B'den A'ya kaç farklı şekilde geri dönebilirim? Bir tanesini kullanmıştım gidişte. O zaman geriye kaldı. 2 tanesini girerim. Çarp 3 kere 5 15. 15 çarpı 4 60. 60 çarpı 2 120. Zor mu? Hayır. Biz zorlaştırıyoruz. Zor değil. Bu işi başaracağız. Harikayız. A'dan B'ye iki farklı yol. B'den C'ye üç farklı yol vardır. Ayrıca A'dan C'ye doğrudan gidilen iki farklı yol vardır. Buna göre A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilebilir? Ve burada A'dan B'ye yani B'den geçmek zorunlu mu? Zorunlu değil. Öyle bir şey dememiş bu sefer. Şimdi arkadaşlar bakın izliyoruz. Diyor ki A'dan B'ye gidecekmişiz, B'den C'ye yani A, e, A'dan C'ye gidiyoruz. A'dan B'ye iki farklı yol var tamam. B'den C'ye üç farklı yol var tamam. E, ayrıca A'dan C'ye doğrudan iki farklı yol varmış. He, A'dan C'ye doğrudan iki farklı yol da varmış. Öyle diyor. Buna göre A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidebiliriz? Arkadaşlar izleyin çok önemli. İzleyin, izleyin, izleyin. Peki ben nasıl gidebilirim A'dan C'ye? Ya B'den geçerek gidebilirim veya doğrudan gidebilirim doğru mu A'dan C'ye nasıl gidebilirim çünkü diyor ki A'dan C'ye git ya B'ye uğrayarak gidebilirim veya doğrudan gidebilirim bakın veya dedim tekrar ediyorum A'dan C'ye nasıl gidebilirim gidiyorum soruyorum diyorum ki ya A şehrinden C şehrine nasıl gidebilirim o bana diyor ki ya aktarmayla gideceksin ya B'ye gidip B'den C'ye gideceksin veya direkt uçakla uç git kardeşim veya bağlacı var bak ya böyle gideceksin veya Böyle gideceksin. Veya topluyorduk. Veya. He, o zaman iki farklı yol var. Şimdi birinci durum. ikinci durum. Birinci durum. A'dan B'ye, B'den C'ye gideceğim. Veya A'dan C'ye doğrudan gideceğim. Anlaşıldı mı? Hey, valla hoştur. Ne hoştur? Bak şimdi. A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidebilirim? İki farklı şekilde gidebilirim. Peki B'den C'ye kaç farklı şekilde gidebilirim? Valla 3 farklı şekilde gidebilirim. Kaç oldu? 6 farklı şekilde B'ye uğrayarak gidebilirim. Harikayım. A'dan C'ye doğrudan kaç farklı şekilde gidebilirim? B'ye uğramadan. Valla 2 farklı şekilde gidebilirim. Veya varsa ne yapıyorduk? Topluyorduk. 6, 2 daha sonucumuz 8. A'dan C'ye 8 farklı şekilde gidebiliyormuşum. Harikasın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? Sevgili arkadaşlar bir göreve başladığımızda görev bitene kadar çarpıyoruz. İlk önce bize ezbermiş gibi gelecek ama zamanla inanılmaz çok hoşlanacağız bu konuda. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı var? 1, 2, 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı var diyor. Şimdi bir doğal sayının 3 basamaklı bir doğal sayının yüzler basamağını ne yazabilirim? 0 yazamam doğru mu? 0 yazarsam 2 basamaklı olur. Buraya 1 yazabilirim, 2 yazabilirim, 3 yazabilirim, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 9 tane rakamdan 9'u da gelebilir. Çarpı görev bitene kadar çarpıyoruz. Buraya ne gelebilir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hepsi de gelebilir. 10 tane rakamdan 10 tanesi de gelebilir. Çarpı buraya ne gelebilir? Benzer şekilde 0, 1 rakamları farklı da dememiş. Hepsi de gelebilir. 10 tane rakamdan 10 tanesi de gelebilir. 9 kere 10, 90. 90 çarpı 10, 900. 3 basamaklı kaç tane doğal sayı var? 3 basamaklı 900 tane doğal sayı var. İnanmıyorsan yaz tek tek 900 tane olduğunu göreceksin. Rakamlar farklı dememiş ona dikkat ediyoruz. 5 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesinin onlar basamağı 6, binler basamağı 2'dir? Rakamları farklı demiş mi? Hayır. Bu tarz sorularda dikkat etmen gereken bir şey var. Rakamları farklı demiş mi dememiş mi ona dikkat ediyoruz. Şimdi kaç basamaklı? 5 basamaklı. 1 2 3 4 5 harikayız. Şimdi ne diyor? E, şartımız ne? Onlar basamağı 6 olacak. Onlar basamağı burası oluyor. Yani buraya sadece 6'yı yazacakmışım. Başka da bir şey yazmayacakmışım. Binler basamağı da 2 olacak. Birler, onlar, yüzler, binler basamağına sadece 2 gelecek. Yani buraya sadece bir tane sayı gelecek. Buraya sadece 6'yı yaz. Yani bir tane seçenek hakkım var. O zaman başlıyorum. rakamlar farklı demiş miydi? Hayır. Buraya ne yazabilirim? Valla sıfır hariç her şey yazabilirsin. 1 yazabilirsin, 2 yazabilirsin. 9'a kadar yolu var. 9 farklı sayıyı buraya yazabiliriz. Buraya ne yazabilirim? 1 yazabilirim. 0 e da yazabilirim ha. 0 da yazabilirim. 0 sadece başa gelmiyordu. 0 1 2 9'a kadar yolu var. Rakamlar farklı demediği için burada kullandığım her şeyi burada da kullanabilirim. Burada kullandığım şeyi burada da kullanabilirim. Burada kullanacağım şeyi burada da kullanabilirim. Rakamlar farklı dememiş. O zaman 10 tane rakam mı var? 0'dan 9'a kadar. 10 farklı şekilde burayı seçebilirim. Buraya ne gelebilir? 0, 1, 2, 9. 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam var. Kaç farklı şekilde burayı seçebilirim? Yani kaç farklı rakam burayı seçebilirim? O. Görev bitene kadar çarpıyorduk. Görev bitene kadar çarpıyorduk. 9 kere 10, 90. 90 çarpı 10, 900. Yani bu şartı sağlayan 900 tane 5 basamaklı sayı var. Harikasın. 4 basamaklı doğal sayılardan kaç tanesinin yüzler basamağı sıfırdır? 1, 2, 3, 4 basamaklı doğal sayıların kaç tanesinin Yüzler basamağı sıfırdır. Birler onlar yüzler basamağı sıfır olacak. Yani buraya bir sayı yaz diyor. Rakamları farklı demiş mi? Hayır. Buraya sıfır yazama. Sıfır bir dokuz. Arkadaşlar sıfırı başa yazarsanız eğer sıfırı başa yazarsanız dört basamaklı olmaz ki kardeşim. Anladın mı? Çok güzel. O zaman birden 9'a kadar 9 tane sayı yazabilirim. Buraya rakamlar farklı dememiş. 0, 1, 2 her şey gelebilir. Tüm rakamlar gelebilir. 10 tane rakam var 10 tanesi de gelebilir. Buraya 0, 1, 9. 10 tane rakamdan 10, kaç farklı şekilde burayı seçebilirim? 10 farklı. Görev bir tane kadar çarpıyoruz. 9 kere 10, 90 çarpı 10, 9 diyoruz. Hocam hepsinin sonucu 900 geliyor. Harikasın. Rakamları birbirinden farklı kaç tane iki basamaklı sayı var? Vey! Rakamları birbirinden farklı diyor bu sefer. Dikkat et. Rakamları birbirinden farklı diyor. Altını çiz. Kaç tane 2 basamaklı sayı yazılabilir? 1, 2. Buraya ne gelebilir? 0 gelemez. 0 gelirse olmaz. A, B, 2 basamaklı bir doğal sayı. A, 0 olabiliyor muydu? Hayır. O zaman buraya 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani buraya 9 farklı seçenek akım var. Hiç bitene kadar çarp. Buraya 0 gelebilir artık. 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3, 4, 5, 6. 6 7 8 9 hepsini yazabilirim. Normalde buraya 10 tane sayının 10 tanesini de yazabilirdim. Fakat rakamları farklı demiş. Yani benim buraya kullanacağım rakamı buraya kullanamam. Yasak. Çünkü rakamlar farklı demiş. He. O zaman diyelim ki biz 2'yi kullandık buraya. Rastgele atıyorum. 2'yi kullandık. 2'yi artık buraya kullanamazsın ki. Anladın mı? 10 tane rakamdan bir tanesini kullanamayacaksın. Buraya 9 tane rakam kullanabilirim. Yani 2'yi sayma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hocam efendim neden 2? Ya fark etmez. Yani bunlardan bir tanesini buraya kullanmayacak mıyız? Evet. E buraya 10 tane 0'dan 9'a 10 tane rakam gelebiliyordu. Bir tanesini buraya kullanacağımız için geriye 9 tane gelebilir buraya. 9 kere 9 81. 81 tane rakamları farklı 2 tane 2 basamaklı sayı var. İnanmıyorsan tek tek yaz zaten göreceksin. Rakamları birbirinden farklı kaç tane 3 basamaklı sayı vardır diyor. 1 2 3 basamaklı. Rakamları birbirinden farklı diyor. Altını çiz başımıza bela olacak. Şimdi buraya 0 hariç her şey gelebilir. 1 2 3 9. Yani 9 tane rakamın 9 farklı şekilde buraya rakam yazabilirim. Buraya 0 da gelebilir artık. 1 2 3 9. Normalde 10 tane rakam buraya gelebiliyordu. Rakamları farklı dediği için bir tanesini buraya kullandık. Örneğin diyelim ki 3'ü buraya kullandınız artık 3'ü buraya kullanamazsınız. 10 tane rakamdan bir tanesini kullanamazsanız buraya 9 farklı sayı gelebilir. Buraya hangi rakamlar gelebilir? 0, 1, 2, 3, 9. Yani normalde 10 tane rakam gelebiliyordu buraya. 10 farklı rakam buraya gelebiliyordu. Bir tanesini başa bir tanesini ortaya kullandık. 2 tanesini kullanmış olduk. 10 tane rakamdan 2 tanesini kullanmışsak geriye 8 tane gelebilir buraya. Anlaşıldı mı? Hocam anlamadım. Diyelim ki 3'ü buraya kullandın. 2'yi de buraya kullandın. O zaman 3 ile 2'yi buraya kullanamazsın. 0'dan 9'a kadar 10 tane rakamdan 2 tanesini kullandık. 0'dan 9'da 10 tane rakam var. 10 tanesinden 2 tanesini çıkar geriye 8 farklı şey buraya gelebilir. Görev bir tane kadar çarpıyoruz. 9 kere 9 81 81 çarpı 8. 8 kere 8 64 mu? Kaç oluyor? 64 8. Şöyle bir şey geldi. Sonuç önemli değil arkadaşlar. Önemli olan mantığını kavramak. Çok güzel. Rakamları farklı. 5 basamaklı Doğal sayılardan kaç tanesinin binler basamağında 8 vardır? 1 2 3 4 5 basamaklı diyor. Rengini değiştir gel. Kaç? İlk önce şart ne arkadaşlar? Şart binler basamağında 8 olacak. Birler, onlar, yüzler, binler basamağı 8 olacak. Buraya 8 gelecek. Rakamları farklı demiş. Altını çiz. Başına bela olmasın. Anladın mı? Harikasın. Yani buraya bir şey gelecek. Sadece 8. Harikasın. Buraya ne gelebilir? 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani normalde 0 haricinde her şey gelebiliyordu. Ama ben 8'i kullanmışım çünkü rakamları farklı diyor. 8'i buraya kullanmışsam 8'i buraya kullanma şansım var mı? Hayır. Arkadaşlar kaç oldu? 8 farklı şeyi buraya gelebilir. 9 tane rakamdan bir tanesini gelebiliyorsa geriye 8 farklı seçenek hakkım var. İş bitene kadar çarp kardeşim çarp. Anladın mı? Buraya ne gelebilir? 0 gelebilir, 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anlaşılsın diye hepsini yazıyorum arkadaşlar. 8'i kullanamam çünkü 8'i binler basamağına kullanmışım. Arkadaşlar buralara yani şuraya bir tanesini yazmışız. Yani örneğin diyelim ki 2'yi kullandınız. Artık 2'yi buraya kullanamazsınız ki. Anlaşıldı mı? Kaç tane kaldı? E 10 tane rakamdan 2 tanesi gitti. Geriye 8 tane kaldı. Artık şöyle gidelim arkadaşlar. Buraya ne gelebilir? 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam gelebiliyordu. Bir tanesini buraya kullandık. Bir tanesini bu basama kullandık. Bir tanesi de buraya kullandık. 3 tanesini kullanmışım. 10 tane rakamdan 3 tanesini kullanmışsam buraya 7 farklı sayı gelebilir. Hocam anlamıyorum. İzle. Buraya 0, 1, 2, 9 yani 10 tane rakam 10 farklı şekilde burayı seçebilirim. Var mı sıkıntı? Hayır. Bir tanesini buraya kullanmışım. Bir tane rakamı buraya kullandım. Bir tanesini buraya kullandım. Bir tanesini buraya kullandım. 4 tanesini, tanesini kullandım. 10 tane rakamdan 4 tanesini kullanmışsam geriye 6 tane kaldı. Çarpın sonucumu hesaplayın. Sonuç önemli değil, hesaplamayacağım arkadaşlar. Önemli olan mantığını kavramak. Harikasınız. 4 basamaklı bir sayının her rakamı 5'ten büyüktür. Bu şartı sağlayan kaç farklı 4 basamaklı sayı vardır? 1 2 3 4 basamaklı. 4 basamaklı Rakamları farklı demiş mi? Hayır. Her basamağı 5'ten büyük olacak. O zaman buraya 6, 7, 8, 9 yazabilirim. 4 farklı seçeneğim var. Buraya 5'ten büyük şeyler yaz diyor. Her basamağı 5'ten büyüktür diyor. 6, 7, 8, 9, 4. Buraya da 4. Buraya da 4. Çünkü buraya da 6, 7, 8, 9. Buraya da 6, 7, 8, 9. Hocam efendim buraya kullanacağım şeyi buraya hani kullanmıyorduk. E kardeşim rakamları farklı dememiş ki. Anladın mı? O yüzden çarp bakalım. 4 üzeri 4 16 bilmem ne 256 mı oluyor? 4 üzeri 4 arkadaşlar. Şıklarda ya 4 üzeri 4 olur ya da hesaplarsak 256 idi galiba. 256 olacaktır. sevgili arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bakın permütasyon kombinasyon olasılık biraz derin konular oldukları olduğu için, biraz soyut konular olduğu için Ve öğrenciler e, ne yazık ki biraz bu konuda biraz sıkıntı yaşadıkları için ben bu konuyu kısa kısa videolarla arkadaşlar kısa kısa videolarla adımlarla bu ikinci adımda bitireceğim haberiniz olsun bir ara veriyoruz kendimize güzel bir çay için bir su için bir kahve içebilirsiniz balkona çıkın güzel bir hava alın üçüncü adımda görüşmek üzere bu konuyu mahvedeceğiz çok güzel. Gitmeden şu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Ben burada iş yapıyorum kardeşim. Size bildirim gelsin de. Çok güzel. Yorum dağıtın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.